Akıllı Para'dan herkese merhaba. Ben Gizem Uzuner. Akıllı Para'ya başlarken her zaman olduğu gibi haber başlıklarıyla başlıyoruz. İlk başlığımızda Yunanistan'da enflasyonla ilgili. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından enerji fiyatları tüm dünyada arttı. Bu maliyet artışı da Yunanistan'ın enflasyonunu yıllık bazda Nisan ayı itibariyle %10.2'ye ulaşmasına sebep oldu. Elektrik ve yakıt fiyatlarındaki artış özellikle burada enflasyonun tetikleyicisi olduğunu söyleyebiliriz. Böylece de 1995 yılının Şubat ayından beri gördüğümüz en yüksek seviyeye ulaşmış oldu böylece Yunanistan'da enflasyon rakamları. Geçelim buradan diğer başlığımıza. Türk oyun şirketi Alkay yatırım turunda 55 milyon dolar değerlendi. Şöyle ki bu noktada aslında yaptıkları yazılı açıklamada Vendetta Capital ve IC Labs'in öncülük ettiği 19 yatırımcıdan 2,5 milyon dolarlık yatırım çektiğini duyurdu. Ve şirketten Bloomberg'e yapılan açıklamaya baktığımızda ilk yatırım turunda da 55 milyon dolarlık değerlemeye ulaşıldığı belirildi. Geçelim buradan diğer başlığımıza. Almanya'da yatırımcı güveninde toparlanma görüyoruz. Özellikle Mayıs ayı rakamlarını aldık ve ama bir taraftan da Ukrayna'daki savaşın görünümü kötüleştirmesiyle beraber negatif bölgede de kalmaya devam ettiğini söylemek lazım. Yani bir miktar iyileşme olsa da hala yatırımcı güveni eksi bölgede bulunmakta ZÜV'ün rakamlarına göre. Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki beklenti endeksine baktığımızda Mayıs ayında eksi 34.3 olarak gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere Nisan'da da eksi 41 değerini almıştı. Geçelim buradan diğer başlığımıza. Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı. Chasseach Blue Marlin adlı portrede New York'ta Christie's Müzayede açık artırmaya sunuldu bu arada. Burada ilk bu müzayede evinde zaten en değerli tablolar satılmıştı. Warhol'un sanatçı Marilyn Monroe'nun 1960'larda yaptığı portrelerinden biri olan bir eserden bahsediyoruz. 195 milyon dolardan alıcı buldu ve böylece de 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri unvanını aldı. Geçelim buradan son başlığımıza. Fed kötüleşen piyasa likiditesine karşı uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Ne aracılığıyla? Finansal istikrar raporu aracılığıyla beraber. Şöyle ki Ukrayna'daki savaş ve yüksek enflasyonun finansal sisteme yönelik başlıca riskler oluşturduğunu söylüyor rapor. Ve aynı zamanda raporda bu doğrultuda finansal piyasalarda yüksek oynaklık ve piyasa likiditesi üzerinde bazı baskılar yaşandığı da özellikle vurgulanıyor. Akışımız içerisinde bu konuyu da konuşacağız. Geçelim şimdi fiyatlamalardaki son tabloyu da ekrana getirelim. Avrupa borsaları ekrana gelecek ve şu an itibariyle hisse senetlerindeki fiyatlamayı göreceğiz. Şu an ABD vadeliler artıda diyelim ve bir son dakikamız var, onu da aktaralım. Romanya Merkez Bankası politika faizini 75 puanlık bir artışla 3.75'e yükseltti. Beklentilerin üzerinde gelen bir faiz artışına gitti Romanya çünkü 50 bas puanlık artış bekleniyordu. Geçelim buradan Avrupa piyasaları dedik. Londra FTSE artıda 0.59'luk artısıyla 7258 puanda. Paris CAC 40 %0.92 artıda 6142 puanda. Frankfurt DAX %1.41 artıda 13569 puandan işlem görürken İtalya'nın FTSE MIB endeksi %1.37 artıda 23144 puandan işlem görüyor. Amerika vadeliler artıda dedik. En büyük prim de teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ta şu an itibariyle %1.38'lik kazanıma işaret ediyor. ABD vadelilerde son tablo Nasdaq için, S&P tarafında da Dow tarafında da primler devam ediyor. Bir de geçelim Türk varlıklarına bakalım. Şu an itibariyle Türkiye'deki son durum ne? Türk varlıklarının ve gelişen ülkelerin son tablosunu işaret etmekte. Borsayla başlayalım. Bizde de artılar var. %0.66'lık primiyle beraber BIST 100 endeks 2482 puandan işlem görüyor. Alt endekslerde bankacılık aşağı çeken tarafta %0.32'lik kaybı var. Ulaştırma endeksi bugün yatay. Sanayi endeksi %0.33 yukarıda. Holding endeksi %1.91 ile endeksin ana taşıyıcısı olan alt endeks. Faizler yükseliyor. Ülke risk primimiz 700 bas puan üzerinde, an itibariyle 704 bas puana kadar ülkenin 5 yıllık dolar cinsi risk priminin yukarı yönde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ve Türk lirasının performansına baktığımızda TL'nin değer kaybı devam ediyor bugün. %1.16 dolar TL yükselişte ve 15.24'e kadar geldi. Hem de şu an itibariyle doların küresel ölçekte yatay olduğu bir ortamda aslında Türk lirası değer kaybediyor. O yüzden de gelişen ülke
para birimlerinin tablosu çok hareketli olmamakla beraber karışık. Kazançlar ve kayıplar artı eksi %0.3'te dikkat edileceği üzere Türk lirasının kaybı diğer gelişen ülke para birimlerinden dolar karşısında kaybedenlerinkinin de üstünde olduğuna da özellikle dikkat çekmek lazım. Bu tabloyu da böylece aktardıktan sonra geçelim şimdi emtia piyasalarını konuşacağımız aktif kontrat bölümüne. Evet, aktif kontratta her zaman olduğu gibi araştırma uzmanımız Kutay Korap'la birlikteyiz. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba İzhan. Bugün gündemimiz OPEC ve özellikle petrol üretimi tarafında en büyük arzı veren kurum, yani topluluk diyelim, ne yapıyor? Son haliyle üretim rakamları neye işaret etmekte? Şimdi en büyük arzı veren kurum, fakat yıllar itibariyle böyle peyderpey bakarsak en büyük arzı vermekten artık yavaş yavaş hala en büyük arzı veriyor. Fakat işte paydaşlığı, yani her 10 varilden 4'ü OPEC'ten gelirken şimdi her 10 varilden 3.4'ü OPEC'ten geliyor. ABD tarafı, yani ABD petrolü her 10 varilden 2 petrolün üzerine kadar çıkmış durumda. Şimdi burada geçen günlerde hatırlarsak Haziran rakamı paylaşılmıştı. 432 bin arz artışına gidilecek. Şimdi ben de burada şunu bir toplamaya çalışmak istedim. Şimdi petrolde birden fazla gelişme var fiyatları belirleyen. Şimdi mesela bunları çok hızlı bir şekilde aktarmaya çalışayım. Son not, G7 ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar, uygulamayı planladığı yaptırımlar. Rusya'dan petrolü almayacağım ben diyor. Şimdi bunun etkisi var. Bir ekonomik büyüme hikayesi var. Resesyon riski. Küresel büyümede aşağı yönlü revizyonlar. Petrole olan talep azalabilir. Hatta mesela Aramco daha geçen gün ne yaptı? Hem Asya'ya, hem Avrupa'ya, hem de Orta Doğu'nun bazı bölgelerine sattığı petrol fiyatını da discount, indirime gitti. Bu ne demek oluyor? Artık eskisi kadar talep olmayabilir. Şimdi diğer taraftan Çin'de kapanmalar var. Kapanma mobiliteyi azaltıyor, artı fabrika aktivitesini zayıflatıyor. Bu da zaten rakamlara da yansıyor. Çin'in petrol ithalatında da zayıflama bekleniyor yakın vadede gelecek rakamlarda. Şimdi bunun dışında bakıyoruz tüketim tarafında özellikle gazolin, dizel, yani benzin, dizel ve uçaklarda kullanılan jet yakıtlarında şu son kapanmalar, Çin'in kapanması özellikle burada en etkili unsur, artı artan fiyatlar. Mesela ABD'de de, Avrupa'da da, keza Türkiye'de de uçak biletlerinin arttığı fiyatları biraz daha talebi zayıflatır nitelikte. Oradan gelen, yani mobilizasyon içerisinden gelen yakıt harcamalarında da %20 azalma bekleniyor. Artı savaş riski. Şimdi bunların her biri petrol fiyatını belirliyor. Biz şimdi bu bahsettiğim bütün başlıklar talebi nasıl etkiler soru işaretiydi. Şimdi de arzın ne yönde evrildiğini görmek için OPEC'e bakmak istedik. Ne için OPEC'e bakmak istedik? Mesela pandemiden önce günlük, İşte Mart-Nisan aylarında günlük kabaca 30 milyon varil civarında OPEC'in bir üretimi vardı. Hatırlarsak OPEC o dönemde 30 milyon varil civarında petrol üretirken şunu demişti. Pandemiden dolayı ben 10 milyon varil kat, yani bir kesintiye gireceğim dedi. 20 milyona düşüreceğim. Çünkü ürettiğim kadar satılmıyor. Bunun depolaması bile problem. Hatırla, WTI'de ABD tipi ham petrolde stoklar %100 dolmuştu. Hatta petrol fiyatı eksiye dönmüştü. İşte petrolü tekrardan toprağa döküyorlar gibi haberler konuşuluyordu. Şimdi o yüzden de OPEC üretimini kesmişti. Şimdi kestikten sonra da OPEC dedi ki evet, yavaş yavaş açılmalar başladı. Petrol talebi artıyor. Fakat ben bunu direkt 10 milyon tak geri getirmeyeceğim. Peyderpey piyasanın ihtiyacı olduğu kadar fiyatı da bozmayacak bir şekilde arz etmeye çalışacağım dedi. Şimdi bunu da arzı da kademeli bir şekilde görüyoruz. Şimdi dün itibariyle, yani son nihai anlamında söyleyeyim, dünden kastım, nihai rakam 28.7 milyon varil günlük. Aslında bu rakam 30 milyon varilin hala altında, ne kadar altında? 1.7 milyon civarı altında. Ve bu 1.7 milyon civarındaki farkı OPEC çoktan tamamlamış olması gerekiyordu. Şimdi bir sonraki grafikte de aslında onu göreceğiz. Şimdi hemen bir sonraki grafiğe geçersek, bu da OPEC, hedefe yönelik OPEC üretimi. Aylar itibariyle OPEC belirli bir hedef belirliyor. Mesela örneğin Haziran'da diyor ki 432 bin varil ben arttıracağım. Şimdi bunu arttıracağını söylemek ayrı, uygulamaya sokmak apayrı. Ay içerisinde veya o dönemlerde farklı konjonktürler petrol arzını ve talebini bozar nitelikte ve OPEC'te de burada ayarlamalar yapıyor.
Şu ana kadar yapılan ayarlamaların büyük bir çoğunluğu petrol arzı hedefinin altında gerçekleşmiş. Örneğin şu an rakamları farazi konuşuyorum. Haziran'da 432 bin ilave ekleyeceğiz diyor ya. 310 bin ekliyor. Yani örneğin Libya'da bir gelişme yaşanıyor. Libya'nın petrol arzı zayıflıyor örneğin. Bunun gibi son nihai rakamlara baktığımızda ortalamada 0.50 varil yani 500 bin varil civarında hedeflerin altında gelen aylık ortalama üretimlerden bahsediyoruz. OPEC dediğimiz gibi arzın hedeflediği oranda üretmiyor. Ve şu rakamları da paylaşayım. Son nihai Uluslararası Enerji Ajansı'nın Nisan raporundan bu rakamları veriyorum. Günlük petrol talebi 99.4 milyon varil. Bu rakam 2021'de 1.9 milyon varil daha azdı. Hadi gel bunu biz 2 milyon varil yapalım. 97.4 milyon varilmiş 2021'de ortalama. Bugün 99.4 milyon varil. Peki ne kadar petrol arz ediliyor diye bakarsak global supply'da 99.1 milyon varil. Yani 0.3 300 bin varil az arzla talep arasında arz daha geriden geliyor. Artı buna şimdi biz 1.5 milyon da Rusya riskini eklersek 2 milyon varillik bir şey var. Gap, boşluk var arz talep arasında. Şu andaki 1.5 onu mu gösteriyor Rusya mı sadece? Ya Rusya etkisi de var burada. İşte yaptırımların beklentileri de var burada etkili olması. Beklemek OPEC Plus'taki o artının aslında artısı en büyük o majör sapmayı bize getirir nitelikte. Artı şunu da söyleyeyim inventory yani stoklar da düşüyor. 11 aydır kademeli bir şekilde stoklar azalıyor. Ama bu 11 aydır stokların azalması normaldir. Çünkü açılmalar var. O da talebi etkiliyor. Artı SPR gibi stratejik rezervlerden satılan petrollerde stokları azaltır nitelikte. Hani bu taraftan bir bakalım istedim petrole. Kutay çok sağ ol aktardıkların için. Aktif kontratıla noktaladıktan sonra şimdi akıllı paraya kısa bir ara veriyoruz. Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk etapta Avrupa piyasalarındaki son notları alacağız. Bloomberg HT Londra temsilcisi Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ve sert düşüşün ardından Ceren bugün toparlanan Avrupa borsalarıyla karşı karşıyayız. Ne var notlarında? Evet, Avrupa endeksleri dün günü çok sert kayıpla tamamlamıştı. Endekslerde %2,5 ulaşan kayıplar söz konusuydu. Dünkü sert satışların ardından bugün senin de söylediğin gibi Avrupa borsalarında toparlanma çabası öne çıkıyor. Endekslerde %1,5 ulaşan oranda yükselişler söz konusu. Petrol fiyatlarının gerilediği günde Avrupa'da enerji endeksi sınırlı düşüşte işlem görüyor. Resesyon korkuları ve sıkılaşma beklentileri para politikası da dün piyasalara yön vermişti. Tabii kurumların beklentilerine baktığımız zaman mesela çoğu kurum aslında bugün yaşanan yükselişin piyasalarda 4 gün arka arkaya süren sert düşüşün ardından gelen tepkinin normal olduğu görüşünde ve henüz piyasalar tehlikenin geçmediğini düşünüyorlar. Bu hafta kritik olacak çünkü bu hafta ABD'den enflasyon verisini alacağız. Ardından Euro bölgesinden enflasyon verileri takip edilecek. Piyasa açısından önemli. Kurumların tek tek beklentilerine baktığımız zaman mesela UBS stratejistleri özellikle bu hafta açıklanacak önemli göstergeler öncesi piyasalarda volatilitenin oynaklığının artmasının muhtemel olduğuna dikkat çektiler. Citigroup stratejistleri ise artan maliyet baskılarının kurumsal karlar üzerindeki baskıyı artırmasını bekliyorlar ve aynı zamanda ucuz değerlemeler için tehdit oluşturabileceği görüşünü paylaştılar. Goldman Sachs ise görece biraz daha iyimser tarafta bulunuyor. Fakat orta ve uzun vadeli yatırımcılar için hisse senedi piyasasının fırsat barındırdığı görüşünde 6 ve 12 aylık bir süre tanıdı Goldman Sachs piyasaların toparlanması için. Buna gerekçe olarak ise artık yavaş yavaş enflasyonda zirveye doğru yaklaşılmakta olduğunu ve piyasalarda bir süre sonra rahatlamanın yaşanacağı görüşünü paylaşmış oldu. Bugün aynı zamanda öne çıkan başlıklardan biri de Avrupa Birliği Komisyonu'ndan geldi. Çünkü geçtiğimiz günlerde aslında bu konu gündeme gelmişti. Avrupa Birliği Komisyonu Ukrayna'ya yardımı finansmanı için ortak borçlanma planını açıklamaya hazırlanıyor önümüzdeki günlerde. Önümüzdeki hafta planın açıklanması bekleniyor. Geçen hafta konu gündeme gelmişti fakat detaylar yeni netleşmeye başladı ve komisyon bu konuya ilişkin bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. Mesela komisyonun hesaplamasına göre Ukrayna'nın önümüzdeki 3 aylık dönemde yaklaşık 15 milyar dolarlık bir likitte açığının
oluştuğu tahmin edilmekte. Özellikle mesela Ukrayna'da hem maaşların ödenmesi hem de yardımların ödenmesi için bu meblağa ihtiyaç duyuluyor ve Bloomberg'un bugünkü haberine göre Avrupa Birliği Komisyonu yaklaşık 10 ila 15 milyar euroluk bir ortak borçlanma hazırlığı içerisinde Gizem Uzuner. Ceren çok sağ ol aktardıkların için. Bloomberg ET Londra temsilcisi Ceren Dilekçi Köşkoğlu'nun da yorumlarını aldık ve şimdi buradan geçiyoruz. Avro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem bizlerle birlikte olacak. İsmail Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gizem Hanım. Şimdi genel itibariyle Türk varlıklar arasında biraz kopukluk var aslında. Hisse senetlerinin nispeten yılbaşından bu yana daha dayanıklı olduğunu görüyoruz. Ama işte son kurda da aslında istikrarlı bir seyir vardı ama son 1-2 gündür değer kaybının hızlandığını gördük Türk lirası tarafında. Faizler yükseliyor. Ülke risk primi yeniden 700 bas puan üstüne çıktı. Yani bu kompozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle birbirinden farklı bir fiyatlamaya işaret edişini. Yani bu durum ağırlıklı olarak para politikası ile enflasyon arasındaki aslında kopukluktan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani bir yatırımcı olarak baktığımızda Türk liranız enflasyon oranı kadar bir yılda değer kaybediyor. Yani şu anda enflasyonun %60-70 olduğunu varsayarsak bir yıl boyunca bu kadar %70 Türk lirası bazında para kazanmanız lazım ki alım gücünüzü koruyabilirsiniz. Ama öte yandan faizler %16-17 işte belki biraz daha pazarlıkçı faizler %20-22'ye falan çıkıyor. Bundan dolayı da Türk lirası tasarruf sahipleri paralarını koyacak yer arıyorlar. Hisse senetlerindeki yükselişin de önemli bir sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta hisse senetleri bir şirkete yatırım, gerçek bir değere, bir varlığa, bir mala yatırım olarak değerlendiriliyor. Faizlerdeki durumsa daha enteresan. Aslında normalde Türk lirası faizde pek yatırım yapmak istemiyor yatırımcılar. Çünkü enflasyona karşı kendilerini koruyamadıkları için. Ancak çok kısa vadeli, işte birkaç haftalık, bir iki aylık TL'de tutmaları gereken paralarını insanlar kaçınılmaz olarak bu faize yatırıyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tabii CDS'lerden de bahsettiniz. CDS'lerdeki yükseliş de bu ekonomideki dengesizliğin bir bakıma bir yansıyışı. Çünkü bu gidişle enflasyon pek aşağıya gelmeyecek gibi gözüküyor. Yani enflasyonu aşağı çekmek için bir ekonomi biliminin kabul ettiği tedbir şu anda alınmıyor. Bu ortamda da enflasyon yarattığı belirsizlikten dolayı CDS primleri yukarıda kalmaya devam ediyor. İsmail Bey peki hani ekonomi biliminin kabul ettiği tedbir olarak faiz arttırımını değerlendirecek olursak mesela sizce hani bu değer kaybını Türk lirasındaki durdurur mu ya da ne kadarlık bir tedbir alınması lazım ya da o tedbir şu an itibariyle alınsa sizce nasıl işlevsel hale gelir? Bunu tabii bir genel bir ekonomi politikası olarak değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Faiz bunun bir bacağı. Şu andaki enflasyon görünümünde faizin çok daha yukarıda olması lazım tabii. Bu işin bir bacağı ama öte yandan da örneğin kredi büyümesinin biraz frenlenebiliyor olması lazım. Bütçe tarafında daha önümüzdeki yıllar için ümit veren bir programın ortaya konması lazım. Özellikle şu anda kura bağlı mevduat politikası bütçe üzerinde de bir belirsizlik yaratıyor. Çünkü kur yukarı gittiği zaman ortaya çıkacak olan ilave kur farkı yükü bütçeden karşılanıyor olacak. Yani bu aslında burada tabii ki Merkez Bankası'nın yapması gerekenler var. Faizin daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ancak genel ekonomi politikasının da bu çerçevede bir gözden geçirilmesi lazım. Peki mesela ülke risk primi... Bu arada şunun da buyurun, altını çizmek isterim. Faiz yükselsin derken şimdi kısa vadeli faizi indirdiğiniz zaman aslında orta uzun vadeli faiz yukarı gidiyor. Çünkü enflasyon beklentileri yukarı gidiyor. Zaten bunu biz Türkiye'nin 5 yıllık ve 10 yıllık Türk lirası tahvillerinde de çok net olarak gördük. Son 7-8 aydan beri politika faizi yani kısa vadeli faiz aşağı çekildikçe 5 yıllık 10 yıllık faizimiz yukarı gitti. Çünkü enflasyon beklentileri yukarı gitti. Aslında olması gerektiğinin bunun tersi olduğunu düşünüyorum ben. Kısa vadeli faizi yukarı çekersek orta uzun vadeli faizlerimiz aşağı iner ve yatırım yapmak isteyen sanayici daha rahat finansman bulur.
Peki İsmail Bey, özellikle mesela ülke risk priminin bu kadar yükseldiği ortamda diğer varlıklarda mesela direnç çok kalıcı olabilir mi? Örnek veriyorum, hani dolar TL'de KKM kaynaklı bir süredir işte bir istikrar sağlanmıştı ama mesela son birkaç gündür gördüğümüz hareketi neye bağlıyorsunuz ve mesela şu an gördüğümüz yükselişin devamı var mı sizce? Şu anda uygulanan politika resmi açıklamalara göre kurun bir miktar değer kaybetmesi, buna bağlı olarak cari açığın kapanması, artan ihracat, azalan ithalatla ve böylece de kurun belli bir seviyede stabilize olması ve bunun sonucu olarak da enflasyonun aşağı inmesi beklentisi. Şu andaki şey çok özet olarak resmi politika bu. Ancak son aylardaki açıklanan, işte başta cari açık olmak üzere rakamlara baktığımızda pek cari açığın kapanmadığını görüyoruz. Bu da kur üstündeki baskıyı artırdı. İlk başta, ilk aylarda bu politika uygulamaya başladığında bu politikaya bir miktar şans veren yatırımcılar TL'de kalmayı tercih etmiş olabilirler. Ancak aylar geçtikçe cari açığın kapanmadığı gözüktükçe kur üzerindeki baskı artıyor tabii. Tabii burada petrol fiyatlarının çok sert yukarı gitmesinin de ciddi olumsuz etkisi oldu. O da bir bakıma talihsizlik oldu. Fakat sonuç olarak geldiğimiz noktada sürekli bir cari açıktan kaynaklanan döviz ihtiyacı ve ülkenin döviz rezervlerinin de çok kuvvetli olması gibi bir resimle karşı karşıyayız maalesef. Peki İsmail Bey, şu an tasarruf sahibi olanlar için yatırım yapmayı öneriyor musunuz? Ya da yatırım yapmayı önerdiğiniz yatırımcılara ne tavsiye ediyorsunuz? Yani bir portföy yönetimi şirketi genel müdürü olarak şu an bir portföy nasıl yönetilir? Tabii burada öncelikle şunu söylemem gerekir. Bu yatırımcı profiline çok bağlı bir şey. Yani işte ne derece risk arayan bir yatırımcı, ne derece muhafazakar bir yatırımcı, hayatının yaş olarak ve kariyer olarak hangi aşamasında olduğuna bağlı olarak değişir ama çok özet olarak şunu söyleyebilirim. Bir kere Türk lirası faizde kaldığınız zaman enflasyona karşı eriyorsunuz. Bu durumda hisse senetleri iyi bir alternatif. Hisse senetlerinde hala değer olduğunu düşünüyoruz. Seçici olarak oluşturulacak olan bir hisse senedi portföyünde. Gayrimenkul fiyatları çok arttı TL bazında malum. Orada belki biraz daha temkinli olmak gerektiğini düşünüyoruz. Ekonomik parametrelerdeki bir normalleşme ortamında gayrimenkul fiyatları çok yükselmeyebilir, hatta aşağı bile gelebilir diye düşüncemiz var. Bir miktar döviz ve yabancı menkuller, altın, gümüş portföylerde bulundurulabilir. Yani şu anda açıkçası yatırım araçlarıyla, sadece finansal enstrümanlarla %70 enflasyonu yenmek pek kolay değil. Özellikle son 10-15 yıla baktığımızda böyle bir dönem pek yaşamamıştık. En azından TL faizde kaldığınızda enflasyona yakın bir getiri iyi kötü alıyordunuz. Ama şu anda yatırımcılar daha fazla riskli varlıklara yönlenmek zorunda kalıyorlar. Ha, şu var, Türkiye'nin, Türk hazinesinin dolar bazındaki euro bondlarının oldukça çekici olduğunu düşünüyorum. Onlarda rahatlıkla alım yapılabilir. İşte %7, %8 civarında dolar bazında iç verimleri var şu anda. Bu gayet iyi bir getiri ve Türk hazinesi de geleneksel olarak her zaman borcuna sadık kalmış, Eurobondlarını eksiksiz olarak ödemiş bir hazine. Orada bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İsmail Bey, çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Avro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem'i ağırladık bu bölümde. Şimdi buradan geçiyoruz. YRCG Danışmanlık Yönetici Ortağı Emrah Güreli bizlerle birlikte olacak. Emrah, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Gizem, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ben öncelikle sana küresel taraftan bir soru sormak istiyorum. Özellikle her şeyin satıldığı bir ortamda dün itibariyle baktığımızda ve herkes bunun bir trende dönüp dönüşemeyeceğini merak ediyor. Bütün dünyada enflasyonu yenmeye çalışan bir yatırımcı ortamıyla karşı karşıyayız. Böyle bir satış dalgası bekler misin? Ve mesela dünkü gibi bir örnek karşımıza çıktığında nereye bakmamız lazım? Yani yatırımcıların aslında beklediği şey, bu kadar önümüzde büyük riskler varken nakde dönme zamanı olarak mı değerlendirirler, yoksa mesela ellerindekini satıp nereye giderler? Ya şimdi şöyle, Türkiye'deki yatırımcılar için yurt dışı gelişmelerin önemi son dönemde oldukça azaldı. Yurt dışı borsalardaki örneğin aşağı hareketlerin bizim borsamızda da çok karşılık bulmadığını görüyoruz. Çünkü biraz önce sizin konunla da konuştuğumuz gibi Türkiye'de başka bir
problem var aslında. Eksi reel faizler var, getiri yok. Yatırımcılar bir yatırım arayışında sonuçta. Ve şimdi yurt dışına bakıp dönersek eğer, orada da bence dün akşamki satış bir miktar trendi bozmuş olabilir. Ama bunun tabii haftalık, hatta aylık diyeceğim de haftalık kapanışına bakmamız lazım. S&P endeksi açısından söylüyorum. Yani bana göre 4000-4100 seviyeleri S&P endeksinde aşağı kırıldık, bu seviyelerde kaldığı sürece piyasanın önümüzdeki kısa vadede kendini toplaması biraz zor gözüküyor. Yani şimdi bu para nereye gidiyor diye bazı sorular var. Bu para bir yere gitmiyor aslında. Şöyle, yani çok yükselmiş olan varlıklar, örneğin teknoloji hisselerinde, medya sektörü hisselerinde vesaire, özellikle Amerika Birleşik Devletleri borsasında satışlar ve hızlı düşüşler görüyoruz. Varlık fiyatlarında düşüşler var. Aslında bir parça baktığında buharlaşıyor. Şimdi buna tabii Amerikan Merkez Bankası'nın varlık alımı azaltması, hatta bilançoyu daraltması hamlesi de gelecek. Ve tabii şimdi aslında baktığımızda yatırımcılar açısından yurt dışında özellikle çok zorlu bir ortam var. Çünkü bundan önceki faiz arttırım döngülerine baktığımızda, faiz arttırım döngüsünün başlangıcında aslında borsaların boğa piyasasında kalmaya devam ettiğini, aşırı ısınmış bir ekonomide boğa piyasasında kalmaya devam ettiğini, hisse senetlerinin gücünü koruduğunu görüyorduk. Ama bu sefer ilk döngünün hemen başında çok yüklü satışlar görüyoruz. Yani burada bence bu dengeyi bozan iş aslında birkaç ay önce başlayan Ukrayna Savaşı oldu. Ukrayna Savaşı ve onun yarattığı etkiler küresel ekonomiler üzerinde ciddi bir risk yarattı ve merkez bankalarının da işini zorlaştırdı. Yani piyasa şu an bunun daha fazla farkına varmış durumda ve hızlı bir şekilde fiyatlara yansıtıyor. Yani yurt dışında yatırımcıların işi bu önümüzdeki dönemde hiç kolay değil. Profesyonel portföy yöneticilerin vesaire. Yurt içine dönersek, yurt içinde çok başka bir ortam var. Yani bizim kendine münhasır bir yatırım ortamımız var diyeyim. Şu an yatırımcıların Türkiye'deki tek hedefi aslında reel getiri elde etmekten çok, çok hızlı yükselmiş ve yükselmeye de ne yazık ki devam eden, öngöremediğimiz enflasyona karşı kendini korumak. Emrah, peki mesela hani uluslararası bankalardan da, işte yabancı bankalardan gelen de bazı raporlar var. Bir tanesi JP Morgan'dandı bugün itibariyle. Mesela Türk lirasına dair öngörüler ve hedefler paylaştıklarını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde sence bu istikrarlı, hani son dönemde gördüğümüz o bant hareketinin kırılmasını mı bekliyor kurumlar? Senin böyle bir beklentin var mı sence? Yani mevcut durumda kur korumalı mevduat ve benzeri enstrümanlar hayatımıza girdiğinden bu yana gördüğümüz o dolar TL'deki bant sence bir şekilde aşılır mı, kırılır mı? Şimdi aşıldı zaten Gizem bir miktar. Şöyle, şimdi yılbaşından itibaren baktığımız zaman aslında kontrollü bir kur rejimimiz var diyebiliriz. Bu Ukrayna krizinden önce işte 13,5'lar civarında stabilize olmuştu Türk lirası, dolar Türk lirası paritesi. Ama tabii Ukrayna savaşı çok beklenmedik bir etki yarattı. Aslında beklendikti de özellikle enerji fiyatlarına çok hızlı yükseliş sağladı. Çok olumsuz bazı etkileri oldu özellikle Türkiye üzerinde ve orada bir miktar Türk lirasının değer kaybına izin verildi ve %10'luk bir hareketten sonra, hızlı bir şekilde oldu bu hareket birkaç gün içerisinde, yine 15 seviyelerini gördükten sonra 14.50-15 bandında hareketin devam ettiğini gördük yaklaşık 2 ay önce. Şimdi 15 seviyesi yukarıya doğru kırıldı. Yani malum o raporda, senin bahsettiğin raporda yazan gerekçelere ben de katılıyorum. Cari açık tarafında hiç bizim öngörmediğimiz bir baskı var. Bir de aynı zamanda tabii uyguladığımız para politikası, parasal genişlemenin bir şekilde devam etmesi vesaire, bu unsurları da üstüne koyduğumuz zaman Türk lirası üzerinde bir baskı var. Yani kısa süreli ben yine TL'nin hızlı bir değer kaybetmesini bekliyorum. Yani tahminim 16-16.50 bandını bir şekilde yakın bir vadede test etmesi, oradan tekrar piyasanın işte bir şekilde stabilize olması diyelim ve yaz aylarında da bu seviyeyi korumaya çalışmasıdır. Ama burada şöyle bir belirsizlik var önümüzde. Bu enflasyon konusu ne yazık ki kötümser bile tahminlerin üzerinde kötü gitmeye devam ediyor. Yani örneğin Mayıs-Haziran ayında
enflasyonun işte bu 70-75 bandında belki bir tepe yapıp daha sonra biraz daha yatay gidebileceğini konuşurken 2 ay önce. Şimdi yaşadığımız gelişmeler, Türk lirasının yine değer kaybetmesi vesaire son baktığımız zaman hani enflasyonun örneğin Eylül veya Ekim ayında hangi seviyede olacağı konusunda bence yine ciddi bir belirsizlik var. Yani bunun yüzünden de hani kurla ilgili olarak önümüzdeki örneğin 2 ay 3 ay sonrası için aynı enflasyonda olduğu gibi bir tahminde bulunmak güç açıkçası. Peki bu değer kaybı devam ederse biz bir kez daha bir yepyeni enflasyon sarmalına girersek ve bunun bu sefer bir de kur korumalı mevduat gibi başka enstrümanlardan kaynaklı olarak işte hazine giderleri vesaire bütçeye yansıması bunların hepsine dönüp dolaşıp tekrar enflasyonist olursa bu durumda başka bir senaryodan sence bahseder miyiz? Yani özellikle tasarruf sahipleri açısından bakacak olursak başka bir enstrüman ararlar mı? Ya evet, zaten sen de biliyorsun şimdi enflasyonu endeksli tahvil demeyeceğim, bono diyorum ona. Tahvilin talep göreceğini, uzun vadeli bir enstrümanın talep göreceğini şu ortamda kesinlikle düşünmüyorum. Bir miktar bu sorunları hafifletmemizde yardımcı olabilir. Şimdi biz uyguladığımız para politikasıyla bazı hedeflerimiz var ama bir taraftan da bazı dengesizlikler yaratıyoruz ve bu dengesizlikleri bir şekilde dengelemek durumundayız. Örneğin parasal genişlik yarattığımız zaman ortaya çıkan paranın bir şekilde sterilize edilmesi gerekiyor ve enflasyonu endeksi bono yani bu konuda işlevsel olabilir diye düşünüyorum. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün akşamki açıkladığı işte kredi paketi vesaire bunun gibi bazı uygulamaların önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi yüksek olasılık. Çünkü yani Türkiye'nin artık bir 2023 seçim hattına girdiğinde artık şu noktadan itibaren söyleyebiliriz. Bu tarz para arzını arttırıcı hamleler gelecek. Karşılığında sterilizasyon şart ki dengeleri bozmayalım. Ha tabii bu yaptığımız sterilizasyonun da yine yan etkileri olacak. Ne olacak? İşte bütçe üzerinde bir olumsuz bir baskı yaratacak ama yani bütçe tarafında bir parça alanımız olduğunu söyleyebilirim. Diğer yan etkileri azaltmak anlamında bütçeden bir miktar fedakarlık yapılabilir. Ama yani tabii bizim yaratacağımız bu parasal genişlik ne kadar büyüklükte olacak? Bu tabii dış konjonktür, Türkiye üzerindeki etkileri ne olacak? Bu konularla ilgili ciddi belirsizlikler var. Yani Ukrayna Savaşı ile ilgili örneğin bir noktada sıcak çatışmalar bitecek mi? Yani bu konuyla ilgili örneğin Merkez Bankamızın bir beklentisi var ama kısa vadede böyle bir olasılık bana göre çok olası gözükmüyor. Tabii küresel piyasalarda düşünülenden daha fazla bir dalgalanma var. Yani bu dalgalanmanın olumsuz etkileri yani örneğin borçlanma maliyetimizi yükseltmesi gibi vesaire bu konularla ilgili bir baskıyla karşılaşır mıyız vesaire. Bu gibi unsurları da bir kenara koyuyorum. Yani şu an geldiğimiz noktada tabii yılın son şeyleri önümüzdeki ayların çok kolay geçmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani hani bir ay önceki pozisyonuma göre şu an biraz daha benim açımdan önüm bulanık diyeyim. Önümüzdeki 6 ay için Türkiye ekonomisi açısından bütün dengeler açısından baktığımızda. Murat peki mesela ben enflasyona endeksi bir menkul kıymet çıkarsa şayet bunun bono gibi olmasını bekliyorum. Yani daha kısa vadeli olmasını bekliyorum dedin az önce. Mesela farz edelim ki işte böyle bir ürün çıktı. Dediğin gibi bono tarzında çıktı. Yatırımcı bu üründen çıkmak isterse ne olacak? Yani böyle bir ürün farz edelim ki oldu diyelim. Bu durumda bunun bir ikincil piyasası oluşabilir mi sence? Yani burası olur da talep görürse bir şekilde ve yatırımcı buradan çıkmak isterse, elindekini vermek isterse nereye verecek? Nasıl bir mekanizma işleyecek? Ya o tabii şimdi sonuçta biliyorsun bankaların da bu enstrümana uzun süreden beri yatırım yaptıklarını biliyoruz ama bizim tahvil ve bono piyasamızda genel olarak baktığımızda bir likidite problemi var eskisine göre karşılaştırdığımız zaman. Şimdi tabii bu enstrümana ne kadar talep gelecek ve tabii bu enstrüman ikinci bir piyasa oluşursa eğer ki oluşacak sonuçta ama önemli olan tabii o piyasanın işlevsel olması. Yani burada o piyasanın işlevselliğini arttıracak bazı mekanizmalar oluşur mu? Market makerlik gibi vesaire bunu kamu bankaları yapabilir mesela. O tarafları bilmiyoruz ama açık konuşmak gerekirse bence otoritenin
isteği, yani bu yatırımcıların aslında çok da fazla pozisyonu değiştirmeden mümkün olan en uzun vadede bu tahvilleri alıp getirilerini alarak kenara çekilmesi. Yani ikinci piyasada da trade edilebilir olmasını istenildiğini de çok düşünmüyorum. Yani onun için yatırımcı burada tabii bir karar vermek zorunda. Örneğin 3 ay veya 6 ay olabilir ki, yani 3 ay üzerinde bir tahvilin de çok da fazla talep görmeyebileceğini düşünüyorum ben. Yani 3 ay içerisinde yine bu tahvile yatırım yapacak. Vade sonunda da duruma göre bakılacak. Sonuçta kur korumalı mevduat gibi de bir alternatif var aynı zamanda. Şimdi kur korumalı mevduatta da her zaman için baktığında aslında vade sonu bittiğinde yine döviz alma opsiyonu da mevcut. Eğer yatırımcı kendini güvende hissetmiyorsa bir şekilde. Yani şu an çok uzun vadeli çözümler getirdiğimiz söylenemez. Bu uyguladığımız para politikalarının yan etkilerini azaltmak konusunda yine getireceğimiz çözümün kısa vadeli olmasını beklerim ben. Yani şartlar bizi zorladığı zaman yine bir şeyler bulunacağını ümit ediyoruz tabii. Emrah, çok teşekkür ederim katıldığın için. Hoşça kal, iyi yayınlar. Çok sağ ol. YRCG Danışmanlık Yönetici Ortağı Emrah Güreli'yi ağırladık ve şimdi akıllı parada kısa bir ara veriyoruz. Akıllı Para'nın son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde FX piyasasını konuşacağız. Yurt dışından bir görüş alacağız. Rabobank kıdemli FX stratejisti Jane Foley bizlerle birlikte olacak. Hello Jane. Merhaba Jane. Hello there, good afternoon. Merhabalar, iyi günler diliyorum. Size de iyi günler. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. İlk olarak size ABD dolarını sormak istiyorum. Çünkü en yüksek seviyelerini yaşıyor, gördü 20 yıldır. O yüzden şunu sormak isterim. Ne düşünürsünüz bu konuda? Çünkü şunu da merak ediyorum. Şu fikre katılıyor musunuz? Euro dolar bir parite olacak mı? Bir olacak mı? Bakın, birkaç ay önce bana sorsaydınız şöyle söylerdim. Temeller euro doları pariteyi götürürüz. Yürüyecekse Euro bölgesi için çok kötü olur. Ama şimdi bugün temellere bakalım. Gerçekten çok endişeliyiz tabii ki. Enerji güvenliğiyle alakalı bölgede enerji güvenliği bizi endişelendiriyor. Parite görecek olursak endişeler de çok fazla artacaktır enerji tedarikleriyle alakalı. Bilhassa da Almanya gibi çok fazla endüstriye bağlı ülkeler için stagflasyon riski gerçekleşmeye yakınsa enerji sorunları yüzünden parite görebiliriz tabii ki. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Yetkililerden, Euro bölgesinden açıklamalar geliyor ilerleme olduğu konusunda. Rusya'dan enerji konusunda uzaklaşma konusunda ilerlemenin olduğunu söylüyorlar. Farklı tedarikçilerle yakınlaştıkları konusunda açıklamalar geliyor. Ama parite tabii ki olması olası bir şey. Ama umuyoruz ki Avrupalı yetkililer enerji tedariğini güvenlik altına alabilirler, güvence altına alabilirler ki çok büyük bir şekilde stagflasyon riski görünmez Euro bölgesinde. Bunu söylemiş olmakla birlikte şunu da eklemek istiyorum. Yüksek ihtimalle büyüme olmayacak Euro bölgesinde 2023 yılına kadar ve bu da şunu gösteriyor bize. Çok zayıf bir euro olacak ve güçlü bir dolar göreceğiz. Bu ikisi karşılaştırıldığında durum böyle görünüyor. Jane, şunu da görüyoruz. Bir tarz Fed'den büyük bir hareket geldi. Fed'in para politikasından beklentiniz ne? Yorumlar geldiğini gördük zaten Fed Başkanı'nın Jerome Powell'dan ve 75 baz puanlık faiz artışının hakikaten masada olmadığını söyledi kendisi. Ama piyasalar hala bir beklenti içinde. Fed'in faizleri 50 baz puanlık bir uyarlamayla arttıracağı konusunda önümüzdeki para politikası toplantısında ve tutarlı bir şekilde yıl sonuna kadar, önümüzdeki yıla kadar arttıracağını düşünüyor. 75 baz puan bir olasılık olmasa bile hala faiz artışlarını bekleyen bir piyasa var karşımızda. Bu şu anlama gelebilir. ABD resesyona girmekten kurtulamayabilir mesela önümüzdeki yılın ikinci yarısında. Ama gerçeklik şu, küresel ekonomiye baktığımız zaman baskılar var. Euro bölgesinde enerji tarafında baskılar yaşanıyor ve Çin'de de baskı yaşanıyor biliyorsunuz. Covid karantinaları, kapanmalar yüzünden. Yine gelişen piyasalarda bütün her şeyin üzerinde ABD'nin sıkılaşması ve güçlü doların yarattığı bir baskı var. Ve gerçeklik şu, güvenli liman talebi dolar için
gerçekten sıkı kalabilir önümüzdeki yıla doğru. Bütün resesyon korkularına rağmen ya da yavaşlayan büyüme korkularına rağmen dolar gerçekten destek görmeye devam edebilir. Pekala Jane, EM para birimleri için ne düşünüyorsunuz? Kırılganlar mı? Ama bilhassa da Türk lirası için fikrinizi merak ederim. Tabii yine söyleyeyim, gelişen piyasaları varlık grubu olarak değerlendirdiğimizde bilhassa kırılgan görüyorum. Ama bu elbette neredeler, yani MTA ihracatçısı mı bu ülke değil mi, buna bağlı. Ve ABD tahviline, borcuna maruz kalıyorlar mı, bu çok önemli. 2020 yılında biliyorsunuz FED likidite provizyonlarını arttırmıştı, faizleri indirmişti ve bu da gelişen piyasaları, para birimini etkilemişti ve dolar cinsine borçlarını arttırmıştı. Ve bu ne demek? Çoğu ülkede şu an kırılgan bir durum var gelişen piyasaların evreninde. Çünkü doların artık faizinin arttığını görüyoruz. Doların da değeri artıyor bu sebepten ötürü. Bu tarz bir konjonktürde çok fazla gelişen piyasa para biriminin, Türk lirası dahil olmak üzere, hassas olduğunu görüyorum. Bu konjonktürde, bu ortamda zaten genel bir güçlü dolar gördüğümüz zaman yatırımcılar biraz daha ihtiyatlı oluyor gelişen piyasanın varlık sınıfları için. Genel olarak durum böyle. Jane, bugün bize katıldığınız için ve fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rabobank kıdemli FX stratejisti Jane Foley'i de ağırladık ve böylece akıllı parayı noktalıyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından finans merkezi başlıyor.